Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî leûlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrat ayunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü inna arsalnake şahiden ve mübeşran ve nezira ve da'iyen ila Allahi biiznihi ve siracen münira ve beşiril müminine bi enne lehum min Allahi fazlan kibira. Sallallahu alazim. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Cuma-i Şerifimize hayırlı ve mübarek etsin. Bugünkü dersimizde Mustafa Esmet Garibullah Büyükşehir Efendi, aziz hem inzivaya eyle rağbet, cihandan kaç budur mutlak selamet. Dahi evlenme tezgeleyle gayret, sülükte ta kemal bulsun muhabbet. Bu şehvetten geçip hakka gidelim, cemali bağ kemal seyredelim. Rabbim inşallah hakkıyla anlamayı hepimize nasip etsin. Buyuruyor ki, Mustafa Esmet Garibullah Büyükşehir Efendi, büyük insanlar, kıymetli insanlar, kıymetli sözler söylüyorlar. Aziz hem inzivaya eyle rağbet. Aziz kardeşim diyor. Kendini diyor biraz kenara çekmeyi bil. Rabbim başarmayı nasip etsin. Yani her şeyin ortasına atlama. İnzivaya biraz çekil. Kendini biraz Mevla ile baş başa bırakma sistemini bil. Mevla ile barışık yaşama sistemini bil. Allah dediğin zaman zevk alacağın yerlerin olsun. Ama insan dünya işlerine karıştığı zaman, her türlü olaya karıştığı zaman, onlardan meşguliyet, kafa meşguliyeti, gönül meşguliyetinden dolayı insan ibadetinden de zevk almaz. Allah demekten de zevk almaz. Niye? Çünkü kafada bir ton meşguliyet var. Gönülde bir ton meşguliyet var. Adamın gönlünde bir ton meşguliyet varsa, kafasında bir ton meşguliyet varsa, ibadetinde de onunla meşgul olur. Namaza durur, bakmışsın, meşgul olduğu şey namazda aklına gelir. Sıkıldığı şey aklına gelir. Aslında normalde namazda Allah'ın huzurunda olmalıydı. Mevla'nın huzurundan, Mevla'dan sevk almalıydı. Ama ne yaptı? Bu meşguliyetler, dünya meşguliyetleri, boş şeyler bütün ibadetini aldı götürdü. Rabbim hakikaten bu yolda hepimize başarı nasip etsin. Normal şartlarda insan incelese, bakacak ki hayatını o kadar boş şeylerle meşgul ediyor ki, gönlünü, kafasını öyle şeylerle meşgul ediyor ki, kendini hiç ilgilendirmeyen şeyler. Kendini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul edince, zaten onlarla doldurdu, bir de ilgilenenle doldurdu. Bu sefer ibadet aşkı, ibadet zevki kalmadı. O yüzden Allah dostları ne yaparlarmış? Kendilerini inzivaya çekerlermiş. Yani dünyanın her şeyini arındırırlarmış. Bırakırlar ya. Yani. Eski ümmetlerde bu 25 yıl, 30 yıl devam edermiş. Kendini dünyada arındırmak yani. Bu ümmette 40 gün. Bizim yolda halkla beraber olup gönül Allah'la beraber olacak sistemiyle devamlı.
Hiç yok değil. Şimdi her adam hocam 40 günse 40 gün yapılsın. Yok 40 gün değil. Devamlı ama nasıl? Beden insanlarla ama gönül Allah'la. Rabbim başarmayı nasip etsin. Başaracağız. Öğrenirsen başarırsın. Öğrenmezsen nasıl başaracaksın? Bu işin meraklısı olursa. Normalde insan bir şeyle meşgul olurken, 25 şeyle meşgul olurken. Mesela örnek vereyim sana. Hocam olur mu öyle? Adamın eli bir şeyle meşgul olurken gönlü başkasıyla nasıl meşgul olsun? Dersin belki ama diyemezsin. Bak söyleyeceğim şimdi. Niye? Namazdasın. Namazdaysan namazda neyle meşgul olman lazımdı? Namaz ile ibadetle meşgul olman lazımdı. Niye başka şeyle meşgul olursun o zaman? Demek ki bak el bir şeyle meşgulken gönül başka şeyle meşgul olabiliyormuş yani. İşte o gönül Allah'ta olmalı. Rabbim başarmayı nasip etsin. Cihandan kaç budur mutlak selamet. Bu seni yanlışa sürükleyecek işlerden, eşlerden veya buna benzer dostlardan, ahbaplardan kaç, kurtuluş budur. Yoksa seni sürükleyecek ahlakını neuzubillah yanlışa sürükleyecek, hayatını yanlışa sürükleyecek, varlığını neuzubillah yanlış yerlerde kullanma durumuna düşürecek, insanlardan da yerlerden de kaçman lazım, kaçman. Bakıyorum ki burası sana zarar veriyor be kardeşim. Burası sana Allah yolunda zarar veriyorsa oradan kaçman lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin. Yarım ağız amin diyorsunuz. Niye korkuyorsunuz, kurtulursunuz diye. Baktın ki bak burada isyan var. Yanlış var. Allah'a karşı neuzubillah. İftira var. Mevla'ya asi olmak var. Buradan kaçacaksın kardeşim. Seni oraya sürüklüyorsa o işte ondan kaçacaksın. Rabbim başarmayı nasip etsin. Başaracağız inşallah. Ne zaman bilmiyorum ama başarırız. Evet devam ediyor. İnsanlar yani seni tehlikeye düşürecek insanlardan ne yap? Dahi evlenme tez geleyle gayret. Sülükte ta kemal olsun muhabbet. Burası önemli ama. Eğer diyor sen Allah'la alakalı bir çalışma yapacaksan, Mevla Teala'yı öğreneceksen, Rabbimi bir tanıyayım ya. Rabbimi gerçekten şöyle bir yakınlıktan elde edeyim. Rabbimin dostluğunu elde edeyim. Allah deyince bütün zerrelerim zevk alsın. Bir muhabbette olayım ya. Var mı öyle bir derdin? Anlayamadım. Ses gelmedi. Allah ikram etsin. İnsan farkında olmaz. Dalıp gider. Yıllar geçer, ömrü biter. Bir kere şöyle derdi olmamıştır bir kere. Ne? Ya Rabbim şöyle istenilen kıvamda bir tanıyayım ya. Bir seveyim ya. Evet. Başaracağız inşallah. O zaman diyor bu muhabbeti yakalayıncaya kadar, sevgi yakalayıncaya kadar biraz diyor sen evlenmekten de uzak dur o zaman. Ama eğitim varsa, eğitim yoksa hemen evlen. Hemen evlen ama sakata bağlama. Rabbim iyi anlamayı nasip etsin. Çünkü diyor insan diyor Allah eğitimine girdiğinde, Mevla ile alakalı bir eğitime girdiğinde şeytan diyor hemen musallat olur. Ona bir ton engel çıkartmaya çalışır. Niçin? Çünkü o engeller onu Allah'tan uzaklaştıracak. Rabbim kendisinden uzaklaşmaktan hepimizi muhafaza etsin. Her daim yanaşanlardan olmayı nasip etsin. Bu şehvetten geçip Hakk'a gidelim. Cemali bağ kemal edelim. Gel diyor bu dünya şehvetinden, dünya arzularından, dünyaya dalmaktan geçelim. Rabbim dünyaya dalmaktan da hepimizi muhafaza etsin. Seviyoruz dünya, yanlış anlamayın. Hoca deme öyle. Seviyoruz be kardeşim. Dalalım dünyaya be.
Böyle bir hal var bizde yani. Şimdi ne kadar anlatırsan anlat, gidiyorsun bir bakıyorsun hayata, hayat dünyaya dalınmış durumda yani. O yüzden kürsüden en güzel ne anlatacaksın? Dalın dünyaya be kardeşim. Yiyin, için, yatın, zevk yapın, neşelenin. Aa, iyi bir hoca bu. Güzel bir hoca, baksana filan. Niye? Çünkü kendi isteğimize göre konuşuyor. Arzularımıza göre konuşuyor. Memnun ediyor. Ama doğru olan bu mu ya? Doğru olan bu mu yani? Doğru olan bizim dünya sevgisinden, dünyaya dalmaktan Rabbim hepimizi muhafaza etsin, uzaklaşmamız lazım. Çünkü bak bugün elhamdülillah Cuma'ya gelebildik. Elhamdülillah deseniz ya. Ne bileyim, zorla söylüyorsun sanki ya. Allah sıhhatimizi verdi mi? Verdi. Afiyetimizi verdi mi? Gelemeyebilirdik. Bir bakmışım. Bugün evet Cuma'ya geliyorsun ama ney? Tabutta geliyorsun. Musallaya geliyorsun, içeriye değil. Olabilir miydi? Demek ki o zaman daima hazırlıklı olmak lazım. Bize o anda ne lazım? Dünyaya dalmak lazım mı? Değil, lazım değil bak. İşte o anda ne lazım? O anda bize gerçekten dünyadan uzaklaşıp Rabbimize teslim olmak lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin. Hocam dünya tamamen bırakılır. Değil. Nasıl tamamen bırakacaksın? Dünyada yaşıyorsun. Bir ayağımız dünya işlerinde, bir ayağımız ahiret işinde. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bak ne diyor Mevla-i Teala, ne buyuruyor, nasıl dua öğretiyor bize? Ya Rabbi diyor, dünyanın da güzelliklerini, ahiretin de güzelliklerini bize nasip eyle ya Rabbi. Bak duamız böyle işte. Evet, dünyanın da güzellikleri, haram olmayan, Allah'ın helal kıldığı şeylerden istifade konusunda onun da güzelliklerini isteyeceğiz. Ama dünyaya dalıp ahireti unutmayacağız ya. Biz birincisini güzel yapıyoruz, ikincisinde sıkıntı var. Açık söylüyorum. Yanlış anlamayın. Adam canlı deseler ki bilmem nerede, evini bırakıyor gidiyor. Doğru mu değil mi? Evini bırakıyor ya. Semtini bırakıyor. Ya niye? Diyor ki canlı diyor oradaysa, diyor giderim ben diyor, hocam ne yapalım diyor. Biraz daha fazla gelse belki evi taşıyacak. Ne oldu? Ne oldu? İşte hoca var ama orada canlı var. Bak canlı orada varsa hoşuna gidiyor. Peki ibadet konusunda aynı şeyi düşünüyor musun? Ya şu ibadetler gerçekten camide daha feyizli oluyor. Sohbette daha feyizli oluyor. Şu insanlar arasında daha feyizli oluyor. Onlar arasında gerçekten ibadetler dikkat edeyim diyor mu? Rabbim diyenlerde olmaya hepimize ikram etsin. Başaracağız inşallah. Şimdi ayetlerimizi de kısaca mağandıralım. Buyur ki Mevla Teala, Esra'yla Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Ey peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnna erselnake. Muhakkak seni gönderdik. Ne gönderdik? Şahiden. Şahit olarak gönderdik. Şimdi güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ahirette hesap kitap ortaya çıkacak malumunuz. Düşünsene peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana şahitlik yapacak. Anlayamadım, ne yapacak sana? Şahitlik. Ne desin hakkında? Ben merak ediyorum, ne desin? Hakikaten ne desin yani? Ne demesini istiyorsun yani? Hocam çok kaliteli bir adamdı desin. Mükemmeldi. İbadetlere çok dikkat ederdi.
peygamberin sünnetlerini, yolunu çok severdi desin mi? Allah dedirttirmeyi nasip eylesin. Hocam öyleysek desin tabi. Öyleysek tabi ki söyleyecek. Ama öyle değilsen, öyle değilsen ya. Şimdi daha biraz daha bunu yaklaştırın kendinize. Hadi yaklaştır. Önemli bir ifade. Allah diyor ki Celle Celaluhu sana, hanımına şahitlik yap. Anlayamadım. Kime şahitlik yap? Yap bakayım. Şimdi tersine çevireceğim. Hanımına diyor ki şu beyine bir şahitlik yap bakayım. Bir düşün bakayım sen bunu. Ve o şahitliğin neticesinde de Allah muhafaza etsin. Evet. İş ne yapacak? Ortaya çıkacak. Ya. O yüzden güzel insanlar gelin hep beraber ya. Rabbim başarmayı nasip etsin. Hocam musallada yapıyorlar. Musallaya koyuyorlar adamı. Açık söylüyorum. Açık. Harbiden. Nasıl biliyordunuz? İyi bilirdik. Yarım ağır. Şahit misin? Şahitim, şahit. Neye şahitsin? Camide beş vakit görür müydün? İbadetlerine dikkat ettiğini görür müydün? Harama helale dikkat ettiğini görür müydün? Şunu şunu bilir miydin? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar gelin. Hakkımızda güzel şehadet yapılmasını istiyorsak o güzel yaşantıyı hepimize Mevla ikram etsin inşallah. Buna karar verelim yani. Yoksa Allah'ın huzurunda kimse yalana düşmesi mümkün değil. Tevessül dahi edemez. Dikkat edeceğiz inşallah. Tabii bunu çoğaltabilirsiniz. Düşünsene. Evladını sana soruyor Allah. Ya. Evladına seni soruyor Allah. Türkiye'de yanlış bir algı var. Baştan söyleyeyim. Ne? Hep bu imam nasıl? Bu hoca nasıl? Cemaat birbirine sorar. Öyle değil ki. Allah hocaya cemaati soracak. Bu cemaati nasıl bilirsin diye. Yevme ned'u külle ünâsin bi imamihim. O gün diyor herkes diyor. Önderleriyle, hocalarıyla, imamlarıyla davet edilecek de Mevlamız. O yüzden öyle kalkıp kendi kendini kandırma. Hocaya sorar. Der ki bunu der camide görür müydün? Evet. Nasıl cevap versin? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, Allah buyuruyor ya eyyühen nebi, ey peygamber, inne arselnake şahida. Ve Efendimiz ağlamaya başlamış. Bu ayet fekeyfe izâ cikna min külli ümmetin bi şehidin ve cikna bike alâ hâulâi şehid ayet-i kerimesi. Yani her ümmete şahit getirilecek. Seni de ya Muhammed ümmetine şahit getireceğiz dendiğinde Efendimiz ağlamaya başlamış. Niye? Ne diye? Ne desin? O yüzden Rabbim hakikaten Efendimizin övündüğü ümmetinden olmayı hepimize ikram etsin. Ve mübeşşira, müjdeleyin diyor Mevla Teala. Müjdeleyici olarak gönderdik. Ya ey peygamber, seni müjdeleyici olarak gönderdik. Elhamdülillah sizi cumalarla alakalı müjdelerim size Allah'ın izniyle. Hoca ne demek istiyorsun? Sen durumu anladın. Maşallah dedim ya Rabbi, bunlar cumaya seve seve geliyorlardı. Sert konuşsak kızmıyorlardı. Ters yapsak kızmıyorlardı. Derim, hiç şüpheniz olmasın. Ayetler okunduğunda %100 kabul ediyorlardı. Yaşıyorlardı demem ama. Baştan söyleyeyim. Ama neyi söylerim bak. %100 ne yapıyorlardı? Ayetleri kabul ediyorlardı. Hiç itiraz edeni yoktu maşallah. Maşallah deseniz ya. Maşallah. Güzel şahitlik yapıyorum. Öpten kenara bırakma şahitliği yani.
Ama eğer sadece cuma yeterliyse müjdeli olsun hepinize. Ama yok, sadece cuma değil de bütün namazlara dikkat lazım, zaki lazım. Diğer ibadetlere dikkat lazım. Haramlardan kaçmaya dikkat lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin. Ve inşallah yakınlıkları elde etmeye, Allah'a yakın olmaya elde etmeye lazım arkadaşlar. Rabbim ikram etsin. Böyle bir insan vefat ettiğinde insan hemen ne yapıyor? Mutlu oluyor, açık söylüyorum. Niye? Diyor, imanını kurtardı. İbadetlerini yapardı. Haramlardan kaçardı. Güzel bir adamdı. Kaliteli bir insandı. Diyor ki, kurtardı be. Dünyada da sıkıntılarından da, dünya sıkıntılarından da kurtardı. Dertlerinden de kurtardı. Ama diğer türlü düşünsene. İbadetler eksik. Yanlışlar çok. Haram çok. Bu şekilde yakalanırsa insan ne olur ya? Ne olur bu insanın hali ya? Neyine üzülmek lazım bunun? Gittiğine mi üzülmek lazım yoksa oradaki haline mi üzülmek lazım? Hasret dünya vel ahirah. Allah hepimizi muhafaza etsin. Dünyası perişan olur diyor Mevlamız. Dünyası husran, ahireti husran. Rabbim hepimize ciddiyet nasip etsin. Ve nezira, ey peygamber, seni müjdeleyici olarak gönderdiğimiz gibi uyarıcı olarak da korkutucu olarak da gönderdik diyor. Hatırlat onlara diyor Mevla Teala. Kabri hatırlat. Ölümü hatırlat. Mahşeri hatırlat. Mahşeri hatırlat. Evet. Sıratı hatırlat. Mizanı hatırlat. Cehennemi hatırlat. Cennet güzelliklerini hatırlat. Rabbim iyi anlamaya hepimize ikram etsin. Mahşerde diyor güneş şu kadar yaklaşacakmış, milletin beyni fukurtacakmış arkadaşlar. Rabbim kayırsın bizi inşallah. Dayanamayız. Şimdi trafikte biraz kalsan canı patlıyor. Öleceksin. Ağzına gelir sayıyorsun. Orada nasıl dayanacaksın? Bir de güneş bu kadar yaklaşmış, beyin fokurduyor. O yüzden aman ha. Güzel hazırlanalım inşallah. Sıkıntı çekmeden direkt geçelim inşallah. İnşallah desenize. Hiç güveniniz yok kendinize sizin ya. Ve da'yen ilallahi bi'izni ve siracen münira. Onlara diyor Mevla Teala, nurları saçmak için kandil olarak seni gönderdik. Yani anlattıkların, davet ettiğin her şeyin onlara nur, kandil, güzellik. Sen neye çağırıyorsan onların kurtuluşu bizim kurtuluşumuz yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi neye davet ediyorsa o bizim kurtuluşumuz. Neden kaçıyorsak bil ki o bizim sürünmemiz. Ama sürünmeye alışmışız. Sürünmeye alışmışız. Adamın hoş olmayan bir mesleği varmış. Demişler ki ona, gel demişler. Seni kokucu dükkanında diyor çalıştıralım demişler. Hoş olmayan bir meslekten. Koymuşlar onu kokucu dükkanında, adam bayılmış. Niye? O çünkü hoş olmayan mesleğe alışmış. Onun kokusuna alışmış. Ondan dolayı. Bayılmış adam. Uyanık biri gelmiş. Bakın ben onu uyandırırım demiş. Getirmişler. O daha önce yapmış olduğu için. İşin ismini söylemek istemedim, yanlış anlaşılır diye. Gelmişler. Burada tutmuş onun kokusunu. Tak, adam ayılmış. Niye? Ona alışmış çünkü. Ona alışmış kardeşim. Biz de alışmışız. Niye? Rabbim hepimizi kurtarsın. Hoca. Peygamberin çağırdığı kurtuluş, huzurumuz, zevkimiz, samimiyetle söylüyorum, aile huzurumuz, çocuk eğitiminde huzurumuz, hayatımızda huzur, her şey mükemmel. Peygamberin davet ettiği. Ama dedim ya, tersine alıştıysan yapılacak bir şey yok. Evet, ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlan kebira. Allah'ımız buyuruyor, mümine müjdele. Allah'ın büyük fazlı var. Büyük ikramı var. Rabbim kendi fazlından bizleri en güzel şekilde mükafatlandırsın inşallah. Sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Hepimize başarılar nasip etsin. Rabbim de rahmet etti mi de kimse de ne yapamaz, buna itiraz edemez. İnşallah Rabbimin rahmetini kazanırız.
Rabbimin rahmetini kazanarak da inşallah cennet cemalini kazanırız inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. El Fatiha. Seyyiat amalina men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh şehadeten münciyeten min azabillah. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu da'ina ilallah. Amma ba'du fe ya ibadallah ittequllaha ve adi'uh. İnnallaha ma'allezine ittekav vellezine hum muhsinun. Kâle Allahu Teala azze ve celle fi kitâbihil kerîm. E'ûzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gîle lehum la tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Elâ innehum humul müfsidûn velâkin lâ yeş'urûn. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisanihi ve yedih. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâlinimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala bizlere, kullarına, bizlere Kur'an-ı Azimüşşan gönderdi. Ve Peygamberi Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Onun hadislerini, ölçülerini ve en netice yaşantısını gönderdi. Bize örnek ve önder olarak ortaya koydu. Kur'an-ı Azimüşşan'da da bizlere yapılması gerekeni ortaya koydu. Tanınması gerekenler nasıl tanınması gerektiğini ortaya koydu. Mevlamız buyuruyor. O yüzden Kur'an'a baktığımızda eğriyi, doğruyu ne yapmış olacağız? Anlamış olacağız. Ama Kur'an'a bakmazsak yıllarımız geçecek. Yıllar geçecek. Mış demeye başlayacağız. Böyleymiş, şöyleymiş, filanmış. Ya niye bu kadar zorlanıyorsun be kardeşim? Yılların geçiyor. İnsanlar perişan oluyor. İnsanların itikatları perişan oluyor. İnsanların yaşantıları perişan oluyor. İnsanlara mahvediyorlar, perişan ediyorlar. Ne gereği var ya? Kur'an-ı Azimüşşan'a baksak, Kur'an zaten bize bunu anlatıyor. Kim doğru da gidiyor, kim yanlış da gidiyor. Kur'an bize gösteriyor. İlla bunun denenmesi için, illa bunu denemek için yıllarımız mı geçsin? Ömrümüz mü geçsin? Bir ömür çoluğumuz, çocuğumuz, insanımız, gençliğimiz onlarla perişan mı olsun? O yüzden Kur'an'da Allah buyuruyor ya. Ya onlar Hakk'a çağırıyor mu, şöyle yapıyor mu? Ve izâ gîle lehum, o münafıklar da diyor Mevla Teala. Ne diyor Mevlamız? Münafıklar diyor ki, la, onlara dendiyse münafıklara, la tüfsidû fil ard, yeryüzünde fesat yapmayın, bozgunculuk yapmayın, insanları helak etmeyin, insanları perişan etmeyin, gençliğin ahlakını perişan etmeyin, aileleri bozmayın, aileleri bozmayın, hainlikler yapmayın, kızlarımıza yanlış örnekler oldurtmayın dendiği zaman olur mu öyle şey? قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْرِحُونَ biz ıslah edicileriz diyor. Biz onların kurtuluşunu istiyoruz diyor. Öyle derler diyor münafıklar. Bak ayet Allah buyuruyor. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Gözünüzü açın, kulağınızı açın. Allah dinleyin, peygamber dinleyin. Biraz kulak verin bu işe. Yoksa bak Mevlamız buyuruyor. Bunlar siz diyor, fesat edenlerin ta kendileri bunlar diyor. Bozguncuları ta kendileri bunlar diyor. Siz anlamıyorsunuz diyor. Niye? Kur'an'a kulak vermezsen, peygambere kulak vermezsen, ölçüye kulak vermezsen, ondan sonra da hadi bakalım ne oldu? Ya öyle olmuş da böyle olmuş da Türkiye'nin de gündemini perişan edersin. Yılları da milletin geçmiş olur. Her şey perişan. İnsanlar perişan, gençlik perişan. Ne oldu şimdi? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, çare Allah'ta. Kur'an'a güzel sahip çıkacağız. Kur'an ölçüleriyle güzel bakacağız. Kur'an'ı iyi tanıyacağız. Kur'an ölçüleriyle yürüyeceğiz. Hakkı göreceğiz. Yoksa açık ve söylüyorum, daha bunun gibi
daha neler görürüz, neler görürüz. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman o kişidir ki diyor, Müslümanlar onun dilinden ve elinden emin olan kişidir. Hakikaten etrafına bir bak, incele, kendine de bak, etrafına bir bak. Müslümanlar senin dilinden emin midir? Müslümanlar senin elinden emin midir? Eğer Müslümanlar senin elinden ve dilinden eminse, işte o zaman diyor, işte Müslüman diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yoksa dilin tehlikeli, onun iftirasına, onun gıybetine, ona olmayacak ifadelere, ihanetine, ne'udü billah. Elin tehlikeli, evet ticaretinde veya buna benzer hayatında hep olumsuz. O zaman kendini bir kontrolden geçirmen lazım. Güzel insan, kıymetli insanlar, ölçüyü Allah'tan alırsak şaşırmayız. Ölçüyü Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan alırsak şaşırmayız. Ama Peygamberi Allah'a bırakırsak çok daha şaşırmaya devam ederiz. Ela inne ahsane kelam ve ebleğe lezam kelamullahil mülkler zellem. Kema gâle Allahu Teala tebâreke fil kelam ve idâ gurel gurel fesemul huva sallâne aleyküm tuhamun. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû evfû bil ugûd. Ey iman edenler, Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. Barakallahu aleyh. Elhamdülillahi hamden kamiline ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyi ve tekrimen li fekâmeti şahin şerefi safihi. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve amira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل ما اخذل المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين المسالمين والسلام على المسلمين الحمد لله. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu bugünlerde şu ifadeyi çok duyuyorum veya soru olarak da geliyor. Kime güveneceğiz hocam? Ortalık işte bulandı mı hemen millet başlıyor. Kime güveneceğiz hocam? Çok kolay ya. Allah ve Resulüne güveneceksin. Allah ve Resulüne ölçüye bakacaksın. İşte buna bakmamak için elinden geleni yapıyorsun. Ya bak bunları Allah rızasına ya. Kur'an-ı Azim'i şu an biraz öğren ya. Tefsirini biraz öğren ya. Peygamber hayatını biraz öğren ya. Peygamber'in gerçek hadisini bir öğren ya. Şöyle ölçüne bir bak. Zaten onlara baktığın takdirde zaten olayı, sen olayı zaten çözeceksin ya. Bunlara bakmamak için elinden geleni yapıyorsun. Ondan sonra da ortalık karıştı mı ya hoca kime güveneceğiz? Allah'a ve Resulüne güveneceğiz. O yolda da yürüyeceğiz. Göreceğiz ki Allah o yolda yürürsek, birileri kalkıp da bize şekil çizerse, size şekil, açık söyleyeyim, bizi şu anda medya nasıl isterse yönlendiriyor. Hop yapıyor, o taraftayız. Yarın böyle yapıyor, bu taraftayız. Şekillendiriyor bizi, açık söylüyorum yani. Bir bakmışsın buradayız, bir bakmışsın oradayız. Dün beyaz dediğimize bugün siyah diyebiliriz. Yarın siyah dediğimize beyaz diyebiliriz. Niye? Çünkü şekillendirenler belli. Ama biz Allah ve Resulü çerçevesinde şekillenirsek o zaman kimse bize yanlış yaptırtamayacak. Mesele anlaşılmıştır ama işinize gelmez. Olsun. Ben yine söyledim. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi. Ya'idhukum la'allekum tezekkerun ve lezikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sallallahu aleyhi ve sellem.